Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere araçlarınızdaki hava filtreleriyle ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Nacizane kanalıma eğer abone değilseniz abone olup hem destek olabilirsiniz bana hem de bu tarz içeriklerden sizler de faydalanabilirsiniz. Ben bildiğiniz üzere ticari amaç gütmeden sizlere bilgilendirme amaçlı bu videoları çekmekteyim. Yani birçok video bulabilirsiniz bu tarzda ya da birçok yazı bulabilirsiniz. Ama ben hani tecrübe olaraktan hem de sizin de başınıza gelmesini istemediğim olaylardan dolayı ya da hani kendinizin de yapabileceğinden dolayı bu tarz videolar çekiyorum ben sizlere. Hani bunları kesinlikle ticari bir amaç olaraktan da gütmüyorum. Sizler de hem abone olup kanalıma destek olabilirsiniz. Hem de sizler de bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Çünkü izlenme sayılarımız gerçekten çok fazla. Birçok olumlu dönüş alıyorum arkadaşlardan. Allah razı olsun hepsinden. Hani sizler için çekiyorum ben bu videoları. Ben zaten biliyorum arkadaşlar bu videoyu. Hani bunları anlattıklarımı sizlere biliyorum. Hani birçok arkadaşımız da biliyordur. Ama eğer bu videoda hava filtresi ile ilgili bir şey arıyorsanız, hani bilmediğiniz ya da eksik olan ya da emin olmadığınız durumlar olduğundan dolayı bu tarz videolara bakıyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar, benim size göstermiş olduğum bu filtre Vectra C aracın bir hava filtresidir arkadaşlar. Şimdi hava filtreleri arkadaşlar genelde her yağ bakımında ya da araçlarınızda oluşabilecek sorunlardan dolayı hava filtrelerini değiştiririz. Şimdi bulunduğunuz ortam hava filtrelerinde arkadaşlar çok önemlidir. Örneğin bir dağlık taşlık bir alanda kullanıyorsanız aracınızı tabii ki tozdan dolayı daha erken değişim yapabilirsiniz. Ya da nemli bir ortamda kullanıyorsanız eğer filtreniz kalitesizse onda da daha erken mecburen filtre değişimi yapabilirsiniz. Çünkü ben birçok filtrede karşılaştım başka araçlarda. Filtre şişmiş arkadaşlar. Havadaki nemden dolayı şişmiş ve özelliğini yitirmiş. Şimdi filtrenin görevi arkadaşlar süzgeçtir arkadaşlar. Havada bulunan o küçük tanecikleri süzerekten motora daha temiz bir hava sunmasıdır. Ve oluşabilecek taneciklerin, mikronların öyle diyeyim ben size, motora gitmesini engelleyip motorunuzun ömrünü uzatmasıdır. Eğer aracınızda arkadaşlar hava filtrelerinizi gerekli bakım periyotlarında yapmazsanız eğer araçlarınızda arkadaşlar öncelikle performans düşüklüğü, araçlarınızda geç hızlanma ya da gürültülü çalışma ya da motor çalışmama gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle karbüratörlü araçlarda arkadaşlar bunun en büyük belirtisi, hava filtresinin kirlendiğinin en büyük belirtisi yakıt miktarlarınızın artmasıdır. Yani tüm araçlarda hava filtreniz kirli ise yakıt miktarınız artacaktır. Çünkü fabrikasyon olaraktan belirlenmiş olan enjeksiyon süreleriniz arkadaşlar değişecektir. Yani nasıl örnek olaraktan vereyim, 14 birim yakıt, ondan sonra 5 birim hava, 7 birim hava gerekiyorsa hava filtreniz kirlendiğinden dolayı bu 5 birime düşecektir. 7 birimden 5 birime düşecektir. Hani bu afere dediğimiz olayda da tam işte bu noktada başlıyor arkadaşlar. Yani şu şekilde söyleyeyim. Eğer aracınızın hava filtresi kirli ise aracınızın çekiş düşüklüğü ya da teklemeler ya da yolda giderken kerkinmeler ya da aracınızın zor çalışması ya da titreme ya da motor sesinizin artmasının sebebi hava filtresi olabilir. Ya da hava filtresinin kutusunun yerinden çıkması ya da hava filtresinin görevini görmeyip komple tıkanması olabilir. Bu tarz durumlarla karşılaşmamanız için 10.000 ile 20.000 arasında arkadaşlar hava filtrelerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Yani ben şunu yapıyorum. Sizler de yani doğrudur, yanlıştır, siz de nacizane sizin fikrinizdir. Ben her arabamı 1.000 km'de, 2.000 km'de bir hava filtresini çıkartırım, hava tutarım. Ha, bu gerçekten sağlıklı bir işlem değil. Onu ben size söyleyeyim. Çünkü ister istemez arkadaşlar, şimdi bakın bu hava filtresi gördüğünüz gibi şu taneciklerin arasından hava geçiyor. Yani ağzınızda maske taktığınızı düşünün arkadaşlar ve merdiven yukarı çıktığınızı düşünün. Bu sizi ne kadar zorlayacağını düşünün. Bu da aracınızda aynı bu şekilde bir işlem yapıyor.
Yani yeterince hava girmediği için de yakıt miktarınızda değişmeler oluyor. Aracınızın enjeksiyon süreleri değişiyor. Bu da aracınızın yakıtının artması, motor sesinizin gürültülü çalışması, düşük performans, daha kirli egzoz gazı meydana çıkartıyor hani şey olduğundan dolayı. Bu yüzden dolayı da araçlarınızdan hava filtrelerini mutlaka ve mutlaka 10 bin ve 20 bin periyotları arasında değiştirmenizde fayda vardır arkadaşlar. Yani kısa bir konudur sizlere belirteceğim. Hani birçok araçta arkadaşlar hava filtresinin değişimi kolaydır. Bazı araçlarda da işte elinizde tork anahtar ve tornavida gibi gereçler gerekmektedir. İnternet üzerinde araştırdığınızda bu tarz videolar görebilirsiniz değişimiyle ilgili. Yani ben bir basit bir konu olduğu için hava filtresinin değişimiyle ilgili. Ben bundan değişimiyle ilgili hani sizlere hani şu şekilde değişiyorsunuz bu şekilde söylemeyeceğim. Ve bu aynı durum arkadaşlar şunu da belirteyim. Klima filtreniz yani polen filtreniz için de geçerlidir arkadaşlar. Eğer polen filtreniz tıkalıysa soğutmaz. Eğer aracınızın normal bu filtresi eğer tıkalıysa da aracınızdan performans alamazsınız. Kısa bir konu olarak da sizlere bilgilendirmek istedim bu şekilde. Araçlarınızda eğer kerkinme, araçlarınızda geç çalışma, zor çalışma, çalışmama hatta şu şekilde bir kısa bir bilgi vereyim. Şimdi nemli ortamdan bir gelmiş olan bir araçta arkadaşlar ben bunu hani arıza olaraktan gördüğümden dolayı aktarıyorum sizlere. Şimdi normal bir nemli bir bölgeden gelen bir araçta soğuk bir memlekete gittiniz. Örnek veriyorum havada eksi 7, eksi 8 derecede. Eğer hava filtrenizde nem varsa bu donacaktır arkadaşlar. Donduğu zaman da arkadaşlar bu hava filtrenizden hava geçişinizi engelleyecektir. O yüzden araçlarınızın hava filtrelerinizde şu şekilde yamulmalar arkadaşlar. Bakın şu şekilde yamulmalar, şişmeler, bükülmeler gibi durumlar varsa bakın arkadaşlar şu şekilde netleştireyim. Bakın buradan ne kadar temiz gözüküyor. Ama buradan baktığınızda arkadaşlar bakın fark edersiniz. Yani bu şekilde durumlarla karşılaştığınızda araçlarınızda yani belki de şunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi araçlarınızda enjeksiyon miktarlarını tutturamadığınız için pistonlarınıza ve sekmanlarınıza dahi zarar verebilir hava filtresi. O yüzden araçlarınızı her 10 bin ile 20 bin arasında değiştirirseniz aracınızın saldığı emisyon değerlerinizi azaltır arkadaşlar. Yakıtınızı %10 %20 arasında mutlaka mutlaka değiştirecektir ve aracınızı daha performanslı kullanmanızı sağlayacaktır. Emin olun ki bu da sizlere %30 %40'lık bir fark sağlayacaktır hava filtrenizin değiştirmenizi. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar, her aracın kendine özgü hani bakım periyotları vardır ama genelleme olarak da 10.000 ile 20.000 arasındadır arkadaşlar. Orijinal filtre kullanmaya çalışın arkadaşlar. Bakın bu görmüş olduğunuz yan sanayi çakma bir filtre arkadaşlar. Bu şekilde bir şey yani OM falan yazıyor ama bakın görevini iyi görmüş ama sağ solu dağılmış. Normalde bunun üstünde tel ızgara, altında sünger olması gerekiyor. Hani bazı serilerinde sünger olmuyor, tel ızgara oluyor. Sabit durması için, şişmesini ve yamulmasını engellemesi için. Araçlarınızdan açık hava filtresi de takarsanız arkadaşlar onların temizlikleri de tabii ki ayrıdır. Ama belirttiğim gibi eğer araçlarınızda hava filtrenizi değiştirmezseniz aracınızın yakıtını ve gürültü gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şunu da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir aracınıza rampa yukarı çıktığınızda motor sesinizde artma varsa ise eğer mutlaka aracınızın hava filtresini de kontrol ettirmenizde fayda olacaktır. KTN Bilişim olaraktan hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Kazasız sürüşler dilerim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olaraktan destek olabilirsiniz. Eğer abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Sizlere umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi seyirler.